Dijital Hayat'a hoş geldiniz. İnternet, teknoloji ve sosyal medyanın hayatımızı etkilerini konuştuğumuz programımızda bugün çift heyecan yaşıyoruz. Birinci heyecanımız Ankara'da TürkSat'ta yayın hayatına başladığımızdan beri sponsorumuz olan TürkSat'ın kampüsünde onun ev sahipliğinde. İkinci heyecanımız ise E-Devlet'ten akıllı ulaşım sistemlerine, hızlı trenden E-Devlet'e kadar birçok konuda bu işlerin konularının patronu olan Sayın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanımız Lütfi Elvan'la beraberiz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş, heyecanımızı mazur görün. Çok, hem genç bir kitleyiz hem programı sunan izleyicilerimiz de çok genç. Bakanım, TürkSat kampüsteyiz. Öncelikle belki izleyicilerimiz için bu kampüste Türkiye için, ülkemiz için ne üretiliyor, stratejik önemi nedir? Kısaca biraz bilgi verebilir misiniz? Şöyle ifade edeyim. Aslında TürkSat çok enteresan. 1979 yılında yurt dışı haberleşme amacıyla kurulmuş. Ve daha sonra 1994 yılında artık uyduyla Türkiye'nin iştigal etmesiyle birlikte uydu haberleşme sistemleri üzerinde TürkSat'a yetki verilmiş. Ve o günden bu yana bizim ülkemizin uydularının yönetimi, bunlarla ilgili tüm parametrelerin, göstergelerin izlenmesi bir anlamda TürkSat tarafından yürütülüyor. Yani uyduların işletilmesi kısaca TürkSat tarafından yapılıyor. TürkSat'ın bir başka önemli görevi de kablo televizyon yayıncılığında, biliyorsunuz 20'den fazla ilde şu anda TürkSat yayın yapmakta. Radyo, kablo TV altyapısını oluşturmuş durumda. Bunlar dışında tabii E-Devlet'e yönelik TürkSat'ın yürüttüğü çalışmalar var. Uygulamayı tamamıyla ve yönetimini E-Devlet'in TürkSat tarafından yapılıyor. Yine veri transferi konusunda, haberleşme konusunda ülkemizin stratejik önemli kurumlarından birisi. Yani hayatımızı direkt etkileyen, işte evet, biraz etkileyen, birçok teknoloji burada üretiliyor, buradan takip ediliyor. Şöyle ifade edeyim. Yani bugün aslında şu bulunmuş olduğumuz stüdyoda biliyorsunuz çok sayıda televizyon bu stüdyodan uyduya çıkıyor. Sistem nasıl çalışıyor? Örneğin diyelim ki sizin televizyon kanalınızda bir program düzenliyorsunuz. O programın yayını fiber optik kablolar vasıtasıyla, fiber kablolar vasıtasıyla genel müdürlüğümüze geliyor. TürkSat genel müdürlüğümüzden de uyduya bu yayın aktarılıyor. Bizim bu yayınımız da sizin üzerinizden gerçekleşmiş oluyor. Evet, TürkSat üzerinden aktarılıyor. Bilgiler çok önemli, çok teşekkür ederiz. Biz programı hazırlanırken 3 konsepte ayırdık. Yani evet. E-Devlet, internet ve haberleşme, hepimizin, gençlerin de merak ettiği ve dijital güvenlik konularına. İzin verirseniz internet konusuyla başlamak tabii, istiyorum. Tabii, memnuniyetle. İşte geçen ay bir araştırma, önemli bir kuruluşun araştırması yayınlandı. 240 ülke içinde internet yaygınlığı, ülkemiz internet yaygınlığı 10. sırada, internet hızında ise 16. sırada olduğunu açıkladı. Yani 2023 hedeflerinde de hedef koyduğumuzda bu oranların iyi oranlar olduğunu görüyoruz. Ama daha da iyi olabiliriz belki. Bunu da konuşmak lazım. Buradaki şeyiniz nedir 2023 hedeflerinde? Şöyle ifade edeyim. Türkiye'de özellikle son yıllarda hem telefonlara yönelik olsun, hem sabit internet bağlantısı açısından olsun çok önemli gelişmeler oldu. Başta internet altyapısı olmak üzere. Şu anda bizim fiber altyapımıza baktığımızda 240 bin kilometre uzunluğunda bir fiber kablo altyapımızın olduğunu görüyoruz. Yine geniş band abone sayımıza baktığımızda sadece bir yıl önce aşağı yukarı 30 milyon geniş band abonemiz. Bugün geniş band abone sayısı 42 milyona ulaştı. O kadar hızlı büyüyoruz ki, yani çift rakamlar, çift dijitli yürüyoruz. İnternet kullanımını, tabii internet kullanımını kastediyorum. Tabii altyapıya baktığımızda da özellikle 3G uygulamalarında Türkiye son derece başarılı. Dünyadaki en iyi ve en hızlı 3G altyapısı olan ülkelerden bir tanesi. Evet.
O var Sayın Bakanım. Mobil internet altyapısında 13. sıradaymışız. Evet, oldukça İnternetten iyiyiz. Daha iyiyiz aslında. Çok daha iyiyiz. Doğru, çok daha iyiyiz. Çünkü bunun aslında teknik olarak şöyle bir açıklama getirebilirim. Biz 3G'ye biraz geç geçtik ve 3G'nin gelişmiş modeliyle Türkiye'ye girdik. Dolayısıyla 3G'nin iyi de bir altyapısı oluşturuldu operatörler tarafından. Şu anda yaygın bir şekilde uygulamaları devam ediyor. Özellikle akıllı telefonların çıkması, akıllı telefonlar vasıtasıyla internetin kullanımının yaygınlaşması, birçok yeni uygulama alanlarının ortaya çıkması, vatandaşa hizmete yönelik, vatandaşın hayatını kolaylaştırıcı uygulamaların ortaya konması gerçekten vatandaşlarımız tarafından son derece cazip bir konumda olduğu. Evet, şöyle bir rakam var. 51 milyon 3G abonesi varmış yaklaşık son rakamlara göre. Evet. Ne kadar yoğun kullanıldığını gösteriyor. Evet. 3G'ye sormuş. Aslında 3G abonesi 51 milyonu da geçti. Bildiğim kadarıyla 58 milyona ulaştı diye biliyorum. Son rakam. Yani son rakam. Yanlış söylemeyeyim. 70 milyon telefon kullanıcısı var. Notlarıma bakayım. 3G abonesi 58 milyona ulaştı. 58 milyon. Evet, 58 milyon. 58 Peki milyon. Bu yoğunluk, bu popülasyon şunu da getiriyor mu? Son zamanlarda medyada çok yer alıyor. Hatta 6 ay içinde geçeceğiz falan. 4G sorabilir mi burada? Evet. 4G'ye yönelik olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumumuz tüm teknik detaylarını çalıştı. İhalenin şartları ne olacak? Nasıl ve ne şekilde bir başvuru olacak? Hangi bantları nasıl ve ne şekilde tahsis edeceğiz? Bunların hepsi kapsamlı olarak çalışıldı. Biliyorsunuz belki gençlerimiz çoğunlukla bu programı izledikleri için söylüyorum. 800 bandı, 900 bandı, 1800 bandı, 2100 ve 2600 bandlarında frekanslarında diyeceğim, frekanslarında 4G için hizmet vereceğiz. Bununla ilgili BTK biraz önce de ifade ettim, ön çalışmalarını tamamladı ve bakanlığımıza gönderdi. Şu anda bakanlığımız BTK'nın çalışmalarını değerlendiriyor. Bakanlığımız BTK'ya aktaracak ve ihale ile ilgili süreci böylece başlatacağız. Bizim buradaki hedefimiz şu: 2015 sonu itibariyle 4G uygulamalarına Türkiye'de geçmek 2015 istiyoruz. 2015 sonu mu diyorsunuz? 2015 sonu. Belki biraz daha erken de olabilir ama ben biraz daha ihtiyatlı olmak açısından 2015 sonu diyorum. 2015 sonu itibarıyla 4G'ye geçmiş olacağız. Güzel haber bence o zaman. Bu internet konusu çatısı altında. Şimdi dünyada artık internet erişiminin bir temel vatandaşlık hakkı olduğu konusu konuşuluyor. Hatta Finlandiya Anayasası'na girmiş bu. İnternet erişimi vatandaş hakkıdır. Yani bu kadar böyle bir talep var. İnsanlar artık bunlardan ekmek su gibi faydalanmak istiyorlar. Siz Ocak başında, ben siz hani hem teknik yaptığım iş dolayısıyla sizi takip ediyorum. Ocağın başları gibi internet ucuzlayacak dediniz. Evet. O şey çok ilgimizi çekmişti. Bu rakamlar konusunda hani programımıza özel bir şey var mı? Yani internet şöyle söyleyeyim. Aslında son 3 yıllık sürece baktığınızda internet fiyatlarında ciddi bir ucuzlama olduğunu göreceksiniz. Ve bu ucuzlamanın devam edeceğini ifade ettim. Sistem nasıl sağlanıyor? Biliyorsunuz aslında interneti bir anlamda kullandıran, ücretlendiren internet servis sağlayıcıdır. İnternet servis sağlayıcı hizmet veren ise bu konuda altyapıya sahip olan Telekom, Türk Telekom. Türk Telekom toptan olarak paket halinde internet servis sağlayıcılara bu hizmeti veriyor, belirli bir ücret mukabili. İnternet servis sağlayıcıları ise kendi fiyatlarını belirliyorlar. Yani bu konuda herhangi bir yaptırımımız söz konusu değil, serbestler. Ancak Türk Telekom'un özellikle toptan satışta fiyat belirleme konusunda BTK'nın, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumumuzun yetkisi var. Dolayısıyla özellikle fiyat belirleme konusunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumumuzun belirlediği fiyat ölçüsünde Türk Telekom hareket etmek zorunda. Buna yönelik bir çalışmamız devam ediyor.
Arkadaşlarımız gerekli altyapıyı oluşturdular. Süreç içerisinde internetin ucuzladığını hep birlikte göreceğiz. Yakında bir şey olacak o zaman. Evet, bir müjde olacak. Evet. Bu da güzel bir haber. Son belki bu telefon, internet bunu konuşurken gene siz bu konuda konuşmuştunuz. Senede 13-14 milyon telefonun satın alındığı bir ülke evet. yaşıyoruz ve hani müthiş teknolojide takip ediyoruz son modelleri. Yerli akıllı telefon ve yazılımları konusunda bir açıklamanız oldu. Bu konuda bir şey var şöyle mı? Şöyle ifade edeyim. Biliyorsunuz biz bilgi ve iletişim teknolojilerindeki AG faaliyetlerine bakanlık olarak destek vermeye başlıyoruz. Bu çerçevede 2015 yılında 1 milyar liralık eski parayla 1 milyar TL'lik yani eski parayla 1 katrilyon liralık bir ödeneğimiz var şu anda. Hazır. Bunları tamamıyla hibe olarak kullandıracağız. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik her türlü ARGE faaliyetlerine bu desteği vereceğiz. Bununla ilgili arkadaşlarımız bir yönetmelik çalışması yaptı. Bunu tamamladılar. Biz daha önce bakanlık değerlendirmeyi kendisi yapsın diye düşünmüştük ama TÜBİTAK'ın bunun yapmasını TÜBİTAK tarafından bunun yapılmasını çok daha uygun olacağını düşündük. Çünkü TÜBİTAK'ın bir anlamda bu tür projeleri, ARGE projelerini değerlendirme kapasitesi oldukça yüksek ve ciddi de bir altyapı var. TÜBİTAK kanalıyla biz projeleri değerlendirteceğiz ve buna göre de bir destek mekanizması oluşturacağız. Bir de bu vizyon meselesi değil mi Sayın Bakanım? Yani bir işte milli uydu, milli tank, elbette, yani milli elbette. Telefon. Telefon konusuna gelince tabii şu ana kadar maalesef Türkiye'de istenilen ölçüde bu mobil telefon konusunda yerli üretimin konusunda istenilen seviyede olduğumuzu söyleyemem. Aşağı yukarı yılda geçen yılki rakamı söyleyeyim 17 milyon civarında bir telefon satın alınması söz konusu. Bunun %90'ın biraz daha üzerindeki bir rakamı tamamıyla ithal. Yerlilik oranına baktığımızda %10'a yakın bir yerlilik oranımız var. Telefonda, mobil, akıllı telefonlarda. Aşağı yukarı BTK'dan izin almış 16 firma, özellikle telefon üretimi konusunda izin almış 16 firma var şu anda Türkiye'de. Ve üretilen telefon miktarına baktığımızda da özellikle 2013 yılına göre 2014 yılında aşağı yukarı 3 katı oranında bir artış var. Yani ciddi bir gelişme var. 1 milyonun üzerinde bir telefon üretimi söz konusu. Ama biz 2015'te birlikte bunun daha hızlı bir şekilde artacağını düşünüyoruz. Çünkü 2013 yılı ile 2014 yılını kıyasladığımızda 2013 yılına göre 2014 yılında yerli telefon üretiminde 2,5 katlık bir artış söz konusu. Biz bu artış trendinin bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle telefon üretimine yönelik ARGE faaliyetlerini de bakanlık olarak desteklemeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok güzel bir haber bu da. Şimdi izin verirseniz biraz böyle hani teknik konulardan kamuoyunda çok tartıştığı işte tartışmaların olduğu konulara girmek istiyorum. Bu dijital güvenlik, işte bireyin korunması gibi. İşte dünyada da bir tartışma var. İşte özgürlük mü, güvenlik mi gibi. İşte geçen sene yaşadığımız olaylar, işte dünyada yaşanan olaylar. En son siz de takip etmişsiniz. David Cameron'ın bir açıklaması oldu. Aynı açıklamaları biz de yaptık ama bizi çok sert eleştirdiler ama onlar de yaptığı zaman aslında gerçekler daha da ortaya çıkar. İşte WhatsApp gibi uygulamaları kapatacağını söyledi. İşte tehdit ettiğini, ülke güvenliğini. Şimdi bu konuda ben hani resmi görüşleri biliyoruz, kamuoyundan takip ediyoruz ama ritüel olarak Sayın Bakan olarak kişisel görüşünüz... Çok samimi ve kişisel görüşü ifade etmek istiyorum. İnanın bu konuda Türkiye'ye ve hükümetimize inanılmaz haksızlık yapıldı. Bize bu eleştirileri yöneltenler inanın yine aynı şekilde söylüyorum dünyadaki uygulamaları bilmiyorlar. Kimin ne yaptığını bilmiyorlar. Biz şunu söyledik. Dedik ki eğer gecikmesinde sakınca bulunan bir hal varsa ki anayasamızın 22. maddesi haberleşme hürriyetiyle ilgilidir.
burada işte milli güvenlik, kamu düzeni gibi konularda eğer gecikmesinde sakınca bulunan bir hal var ise o zaman hürriyetlerin kısıtlanabileceği şekilde bir ifade vardır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne baktığımızda keza İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi özellikle milli güvenlik, ulusal güvenlik ve kamu düzeniyle ilgili konularda bir takım yaptırımların uygulanabileceği, kısıtlamalara gidilebileceği ifade edilmektedir. Bu çerçevede biraz daha somutlu. Ya buyurun. Bireyin de korunması. Bireye de geleceğim. Dün mesela Twitter CEO'sunun bir açıklaması vardı medyada. Çok evet. Şey yaptı. Kendi kendine biz diyor ki istismar ve tacize karşı çok şey kaldık. Bu konularda yetersiz kaldık. Kendi kendine eleştirdi. O konuya da gireceğim. Yani bireyin korunması da önemli. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesine bakarsanız bakın. Mahkeme kararı olmaksızın birçok ülkede bu tür engellemeler el altından yapılıyor. Bunu biliyoruz. Herkes biliyor. Herhangi bir kamu kurumunun talimatıyla da bunları yapıyorlar. Ama biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Her şeyimizde biz şeffafız. Biz şunu yapıyoruz Türkiye'de. Mahkeme kararı alıyoruz. Ne olursa olsun her halükarda mutlaka mahkeme kararı gerekir diyoruz. Ben ülke isimlerini saymak istemiyorum. Şu anda Avrupa Birliği'nin üyesi olan, Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkelerinin birçoğunda mahkeme kararı olmadan sadece bir kamu kurumunun talimatıyla erişim engellenebilmekte, gerekçe olarak da ulusal güvenlik ve kamu düzeni. Ama biz her zaman şunu söylüyoruz, mutlaka mahkeme kararı arayacağımızı söylüyoruz. Bizim yaklaşımımız bu. Bireyin korunmasına yönelik, özel hayatın gizliliğine yönelik. Yine biz aynı düzenlemeyi yaptık. Evet, özel hayatın gizliliğine yönelik gecikmesinde cidden sakınca bulunan bir hal var ise geçici olarak bu engellemenin sağlanması ve daha sonra mahkeme kararı aranmasını istiyoruz. Bunda da mahkeme kararı istiyoruz. Hangi konu olursa olsun ister bir kişinin özel hayatının gizliliğinin ihlali olsun, ister milli güvenlik olsun, ister kamu düzeni olsun, hangi konu olursa olsun biz mahkeme kararı arıyoruz. Ama dünyada birçok ülkede Amerika Birleşik Devletleri dahil mahkeme kararı olmadan bu tür engellemeler yapılabilmekte. Peki bu sokaktaki bu kötü bu imaj, biz bu konuyu anlatamıyor muyuz acaba? Yani şimdi inanılmaz bir bilgi kirliliği var bu konuda. Yani diğer ülkelerdeki uygulama acaba nedir diye bakılmadan işte efendim bu söylem işte Twitter'a veya internete yasak geldi söylemi satın alınıyor. Yani belirli kesimler tarafından. Dolayısıyla bunu kullanıyorlar. Yani bunun doğru olduğunu hiçbir zaman düşünmedim ve düşünmüyorum da. Ve şunu da ifade etmek istiyorum. Gerçekten bu sosyal medyada özellikle çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya dünya, sadece Türkiye değil, evet. Tüm ülkeler. Yani belki o konuya gireceğiz. Biraz önce Twitter'ın sahibinin zannedersem bir açıklamasını da CEO'sunun açıklamasını da ifade ettiniz. Bundan sonra bu eleştiriler daha da artacak. Ben şunu da ifade ettim geçmişte. Eğer Twitter, Facebook gibi sosyal medya şirketleri kendi kontrol mekanizmalarını oluşturmazlarsa küfür, hakaret, insanı itibarsızlaştırmaya yönelik gerçekten insanı aşağılayıcı bir takım mesajların, bir takım bilgilendirmelerin kendi mekanizması içerisinde kontrol edilmediği takdirde bu şirketlerimizin kredibilitelerinde çok ciddi düşüşler yaşanacaktır. İnsanlar belirli bir süre sonra bunları kullanmak istemeyeceklerdir. Hatta işte İngiltere'de İngiltere Başbakanlığı'nın ifade ettiği gibi birçok ülkede de bu tür WhatsApp ve diğer sosyal medya şirketlerine yönelik ciddi eleştiriler gelecektir. Belki şöyle olabilir Sayın Bakanım, o şirketler ülkelerle daha uyumlu çalışma, işte Twitter'ın burada ofis açması bir gündem çok evet, şey yaptı yani konuşuldu. Mutlaka ama yakın çalışma. Ama şunu da ifade etmeliyim,
internetin de bir anayasası olmalı. O tartışılıyor zaten. Evet. Nasıl biz bir insan hakları evrensel beyannamesinden bahsediyorsak ve birçok ülke buna imza koymuş ise, ben insan hakları evrensel beyannamesinde yer alan hususlar neyse bunları kabul ediyorum demiş ise, internetin de bir evrensel beyannamesi olmalı ve ülkeler bu evrensel beyannamenin altına imza atmalı diye düşünüyorum. Aksi takdirde inanın bu alanda çok daha yoğun eleştiriler gelecektir. Ve birçok gelişmiş ülke artık İngiltere'de olduğu gibi ben bu tür haberlerle artık baş edemiyorum. Bu tür yalan haberlerle, hakaretlerle, saldırılarla sistem böyle yürümez diyecektir. O nedenle bu şirketlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Ülkelere çok büyük sorumluluk düşüyor. Hele hele internetle ilgili uluslararası organizasyonlara inanılmaz işler düşüyor. Eğer biz zaman geçirmeden bu alanda gerçekten çalışmazsak, işbirliğine gitmezsek durum daha da kötüleşecek diye düşünüyorum. Bu konuda birkaç sorun vardı ama tam yeri evet. geldiği için soracağım. Şimdi artık hani internet, televizyon gibi, radyo gibi bir mecra. Yani bunu hayatımızdan çıkarmamız mümkün değil. Kötü şeyler var diye de kapatmak da mümkün değil. O zaman biz internete uygun, onu anlamaya yönelik, onu kullanmaya yönelik bir strateji belki de şey yapmamız lazım. Bu konuda çok bir belge yol haritası. Türkiye'nin 2023 hedeflerinde internet, mesela devlet çok yavaş bir aygıt internete göre. Niye? Bir ast-üst ilişkisi var. Kolay değil yani internet sistemine, ekosistemine girmek. Peki biz Türkiye'nin bir stratejisi var mı bu konuda? Şöyle söyleyeyim. Yani devlet belki biraz daha yapısı itibarıyla teknolojik gelişmeye uyum açısından daha ağır bir yaklaşım içerisinde olabilir ama Türkiye olarak, hele hele biz AK Parti hükümetleri olarak, inanın son 12 yıllık süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme, o koşma, yarış aynı şekilde aynı tempoya ayak uyduran da bir hükümetler zinciri oldu. AK Parti hükümetleri döneminde 2002'den itibaren. Düşünün 2002 yılında geniş bant abonemiz neredeyse yoktu. 20-22 bin civarında geniş bant abonemiz vardı. Ve o dönemdeki internet hızlarına bakınız, internet altyapısına bakınız. Baştan aşağı internet altyapısını yeniledik biz. Fiber otoyollar oluşturduk yer altında. Çok ciddi yatırımlar yaptık. Ve yapmaya da devam ediyoruz. Bugün gerçekten internet bu konuma geldiyse, Türkiye mobil internet kullanımında dünyada 13. sıradaysa, hükümetin hem özel kesiminin önünü açması hem de altyapı yatırımları itibariyle ciddi kaynak aktarmasıyla bu işler gerçleşti. Siz yasakçısınız. Bir de kesinlikle kabul etmiyorum. Eğer öyle bir yasakçı yaklaşım içerisinde olsaydık, bugün şimdi Avrupa Birliği'nin işte 27-28 ülkesini sayın. O ülkeler arasında Türkiye 4. 5. sırada şu anda. Bu konumda olur muydu? Eğer yasakçı bir zihniyete sahip bir hükümet olsaydı, internet alanında bu kadar büyük gelişim sağlanabilir miydi? Biz hem firmalarımızın önünü açtık, hem vatandaşlarımızın önünü açtık. Bunları yaparken de ciddi bir altyapı oluşturduk. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri kurumumuz yapmış olduğu düzenlemelere baktığınızda tamamıyla vatandaş odaklıdır. Yapılan düzenlemelerin hemen hemen tamamı vatandaşın lehine yapılan düzenlemelerdir. Erişim Sağlayıcılar Birliği gibi değil mi? Erişim Sağlayıcılar Birliği gibi. Evet, aynı şekilde. Bugüne kadarki hükümetimizin bu uygulamaları bundan sonraki süreçte devam edecektir. Bize inanın haksızlık yapılıyor. Belki AK Parti hükümetleri dışında başka bir hükümet veya hükümetler olsaydı, Türkiye bugün belki Güney Afrika seviyesinde olacaktı. Veya çok affedersiniz, Afrika seviyesinde olacaktı.
Yani biz o konumdan Afrika seviyesinde bir internet altyapısına sahip olan ülkeden dünyada 13. sıraya yerleşmiş bir ülke konumuna yerleştirdik Türkiye'yi. Eğer biz sizinle daha çok program yap, bunları daha çok biz eğer sosyal medyaya karşı olsaydık bunların önünü açar mıydık? Vatandaşlarımıza daha ucuz internet altyapısı sunar mıydık? Daha ucuz mobil telefon hizmeti sunar mıydık? Bugün bakınız, şunu ifade edeyim, bir aylık mobil telefonun bir kişiye olan maliyeti, ortalama maliyeti demeyeyim de bir kişinin ödemiş olduğu aylık ortalama kişi para diyelim, kişi başına düşen ödeme aylık ücret 20 euronun üzerindedir. Türkiye'de harcanan değil mi? Hayır, şeyde, Avrupa'da. Avrupa'da. Avrupa Birliği'nde. Yani Avrupa Birliği'nde herhangi bir ülkede yaşayan bir vatandaş ayda ortalama internet için, çok affedersiniz, mobil telefon için 20 euronun üzerinde bir para ödüyor. Tamam. Türkiye'de bu 7 euro. Ve bu bir anlamda Türkiye'de aslında operatörler arasında ciddi bir rekabet ortamı oluşturulmasının da bir önemli bir göstergesi. Biz bunu da sağladık. Şimdi televizyonu açtığınızda bir bakıyorsunuz A operatör şirketi reklamını, bir bakıyorsunuz B operatör şirketinin reklamı, bir bakıyorsunuz C operatör şirketinin operatörünün reklamını görüyorsunuz. Ciddi bir yarış var. Rekabet ortamı. Ciddi bir rekabet ortamı var. Sağlıklı bir rekabet ortamı var. Biz bunu da sağladık. Bir taraftan rekabeti sağlarken diğer taraftan da bu kurumlar çok yoğun bir şekilde altyapı yatırımlarına para harcıyorlar. Demin bahsettiğimiz yaygınlaşma hızlandırma evet. için çalışmalar. Sadece telekom için söyleyeyim. Türk Telekom 2015 yılında altyapı yatırımları için 3 milyar liralık yatırım öngörüyor. 3 milyar liralık yatırım yapacak. Sadece Türk Telekom. Bu gelişerek devam edecek. Yani diğer şirketlere baktığımızda da Turkcell olsun, Vodafone olsun, işte Avio olsun, hangisine bakarsanız bakın ciddi bir altyapı yatırımına girdiğini görüyoruz bu şirketlerde. Birkaç tane de sorun var onunla alakalı. Evet. Önce biraz önce dediniz ya erişim sağlayıcılar birliği. Bu evet. açıldı. Vatandaşlar bunu nasıl başvurabilir? Hani o da çok bilinmiyor. Erişim sağlayıcılar birliği nedir? Şimdi diyelim ki sizin şahsınıza yönelik bir hakaret söz konusu oldu ve bir uyarı mekanizmasıyla Twitter'a bildirdiniz. Dediniz ki bu benim şahsıma yönelik bir hakarettir. Lütfen bunun içeriği çıkarılsın. Biz buna uyar kaldır mekanizması diyoruz. Uyardınız Twitter'ı. Evet. Twitter uyarınızı dikkate almadı örneğin. Ve aynı içerik orada devam etti. Mahkemeye başvurdunuz. Mahkemeden bir karar aldınız. O içeriğin çıkarılmasına yönelik bir karar aldınız. Bu kararı siz Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderiyorsunuz. Şu anki sistemi anlatıyor. Şu anki sistemi anlatıyor. Nasıl göndereceğiz onu? Erişim Sağlayıcıları Birliği'ni elektronik ortamda gönderebilirsiniz. Yani herhangi bir şekilde tabii web sitesinden başvurabilirsiniz. Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne göndereceksiniz. Erişim Sağlayıcıları Birliği nedir diye sorduğumuzda Erişim Sağlayıcıları Birliği bu erişimi sağlayan şirketlerin temsilcilerinden oluşan bir birlik. Her yapıdan tabii burada Türk Telekom'un üyesi var, işte Süper Online'ın üyesi var, Avia'nın var, Yüksel'in var, şirketlerin temsilcileri var. Ve bu birlik ilgili erişimi sunan şirkete bu bilgiyi aktarıyor ve diyor ki bununla ilgili mahkeme kararı var, erişimi engelleyin. Tek tek dolaşmaktansa tek bir merkeze başvuruyorsunuz. Tek bir merkeze başvuruyorsunuz. Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne başvurup Erişim Sağlayıcıları Birliği de bu erişimi kim sağladıysa ona ulaşıp bu erişimin engellenmesini sağlıyor. Yani mahkeme kararının uygulanmasını sağlıyor. Şu da söz konusu olabilir. Diyelim ki yine sizin şahsınıza yönelik bir hakaret oldu. Yapacağınız şey mahkemeye de gitmeyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben Erişim Sağlayıcıları Birliği'ni uyarayım.
Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne yine elektronik ortamda benim şahsıma yönelik şu şekilde bir hakaret söz konusu oldu. Lütfen ilgili firmayı uyarınız ve bunu kaldırsın. Ve o da o tarafa gitti. Evet, bunu da yapabiliyor. Dolayısıyla biz aslında daha önce Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın yani TİB'in yapmış olduğu görevleri bir anlamda biz Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne devrettik. Ama bazı konular hariç. Hariç olanlar nedir? Katalog suçları. Katalog suçları dediğimiz husus nedir? Çok şöyle yapalım mı? Hem bir mola vermiş olalım. Siz de İsterseniz şunu bitireyim. Tamam. Yarım kalmasın. Size bir reklam arası verelim. Katalog suçları dediğimiz husus nedir? Özellikle çocuk pornosu, fuhuş, kumar gibi doğrudan yasaklanması gereken kriminal suçlar. Kriminal suçlar varsa internet ortamında bunu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yapıyor. Ama bunun dışındaki tüm başvurular ve mahkeme kararları ister kişinin kendisine yönelik olsun, ister kurumuna yönelik olsun Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderiliyor. Erişim Sağlayıcıları Birliği de bu erişimi kim sağlıyorsa ona bu kararı aktarıyor ve erişimin engellenmesini istiyor. İnternet güvenliği ile alakalı konuları konuştuk, Erişim Sağlayıcılar Birliği konuştuk. Bu internet kısmında Sayın Bakanım birkaç sorum daha var, izin evet, verirseniz. Bir tanesi Twitter konusu açılmışken yakın çalışması lazım şirketlerin dedik. Twitter'ın ofis açma konusu da çok konuşuldu. Bu konuda somut bir şey oldu mu? Aslında daha önce açıklama da yapmıştım hatırlarsanız. Twitter birkaç kez Türkiye'ye geldi, Twitter evet. Yetkilileri. Hatta bizim arkadaşlarımız hem Amerika'ya hem de İrlanda'ya ziyaret ettiler. Son derece olumlu görüşmeler oldu ve Twitter'ın Türkiye'ye yönelik bakış açısında da ciddi bir değişim olduğunu ifade etmek istiyorum. Ama ofis açma konusunda her nedense muhafazakar davranıyorlar. Şu ana kadar olumlu bir yanıt bize ulaşmış değil. Ama benden bir randevu talepleri oldu Twitter'ın. Henüz görüşmedim. Bilemiyorum. Belki yeni önerileri olacak. Sizden randevu talebi etti. Evet, randevu talebi oldu. Henüz elbette ama henüz görüşmedim. Henüz görüşmedim. Ama şunu ifade etmeliyim. Bir yıl öncesine geri dönecek olursak Twitter Türkiye'deki mahkeme kararlarını bile dikkate almıyor idi. Ama bugün mahkeme kararlarını ağırlıklı olarak uyguladığını görüyoruz. Önemli bir gelişme olduğunu ifade edebilirim. Yakın bir işbirliği var. Yani. Yakın bir işbirliği olduğunu da söyleyebilirim. Evet. Evet. Son da dün sanırım komisyonda kabul edildi. Bu internet yasasında bir değişiklik oldu. Tekrar. Onu biraz bize anlatabilir misiniz? Şöyle. Kamu düzeni ve milli güvenlikle ilgili hususlarda gecikmesinde sakınca bulunan bir hal söz konusu ise bu tür durumlarda geçici olarak erişimin engellenmesini öngören bir daha önce kanun çıkarmış idik. Evet. Ve bu konuda da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na yetki vermiş idik. Ancak Anayasa Mahkemesi ulusal güvenlikle ilgili bir konuda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın yetkili olamayacağını, bu konuda karar veremeyeceğini, ilgili bakanlık veya başbakanlığın bu konuda yetkili olmasını ifade eden bir gerekçesi ortaya çıktı. Ve bu çerçevede biz bir değişiklik yaptık. Bunun dışında Anayasa Mahkemesi'nin bir başka eleştirisi ise bu erişimi engellemenin tedrici bir şekilde yapılması. Nedir bu? URL'nin erişiminin engellenmesi, öncelikli olarak bu sağlanması. Bunun sağlanmaması halinde erişimin tamamıyla engellenmesi yoluna gidilmesi yönünde yine bir Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesi var idi. Bunları sağlayan bir düzenleme idi. Dolayısıyla bir boşluk ortadan kaldırılmış oldu. Anayasa Mahkemesi kararına istinaden böyle evet, bir Anayasa bir Mahkemesi'nin şey kararına düzenleme istinaden, değil aslında bir anlamda. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin kararına istinaden böyle bir düzenleme yaptık. Tamam.
Peki ben artık hani bu dijital güvenlik kısmı bahsini kapatmadan hani hep düşünülen, benim de kişisel olarak çok merak ettiğim bir şey. Teknik olarak soracağım. Yani siyasi olarak sormayacağım. Evet. İşte bu dinlemeler, kriptolu telefonlar, işte 17-25 Aralık yaşadığımız şeyler vesaire. Çok hani böyle kişisel düşüncenizi de merak ediyorum. Bundan sonra hiçbir güç Cumhurbaşkanımızı, MİT Müsteşarımızı, Dışişleri Bakanımızı, Sayın Bakanımızı hiçbir ortamda dinleyemeyecek. Yani bu konuda teknik olarak Türkiye bütün önlemleri aldı diyebilir miyiz? Şöyle ifade edeyim. Maalesef bu 17-25 Aralık süreci ve bunun öncesinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı çok kötü amaçlarla kullanılmış. Yasa dışı bir takım dinlemeler yapılmış. İşte Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımız, bakanlarımız, birçok bilinen değişik kesimlerden insanlar, siyasiler, farklı partilerden kişiler maalesef yasa dışı yollarla dinlenmiş. Özellikle 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, yani bu 17-25 Aralık darbe girişimleri sonrası Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda çok ciddi önlemler aldık. Bugün en alttaki uzman yardımcısından en üstteki yöneticisine kadar her bir elemanın yapmış oldukları iş ve işlem neyse bilgisayar üzerinde, bunların hepsinin kaydı tutuluyor. Böyle de şeffaf bir yapı bu kadar. Yani. Ve şu an itibariyle örneğin son bir yıl içerisinde kimin, hangi uzmanın hangi iş ve eylemi yaptığı tamamıyla kayıtlar altında tutuluyor. Buna ilave olarak biliyorsunuz mahkeme kararları geliyor. Mahkeme kararlarına istinaden dinleme yapılıyor. Kaç tane mahkeme kararı gelmiş? Kaç kişi dinleniyor? Bunların çapraz kontrolleri yapılıyor. Dolayısıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığımızda geçmişte yaşanan bu tür sıkıntılar söz konusu değil. Ciddi bir denetim mekanizması oluşturuldu ve güvenlik açısından da ciddi önlemler aldık. Ve burada yine çok sayıda TİB'de çalışan çok sayıda kişiyle bu geçmişte yaşanan sıkıntılar nedeniyle buradan ayırdık. Bu bütün o güvenlik önlemleri teknik olarak? Evet, bunları sağladık. Ancak tabii teknoloji o kadar gelişmiş ki, gelişti ki, yani işte herhangi bir kişiyi bir ortam dinlemesi yaparak illegal yöntemle dinleyebilmesi mümkün mü? Mümkün. Bunun ihtimali var mı? Var. Ama bizim kurumumuzu kullanarak bir dinleme yapılması şu an yasa dışı bir dinleme yapılması söz konusu değil. Bunların kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Yine biraz önce ifade ettiğim gibi çapraz kontrolleri yapılıyor ve her bir uzmanın yapmış olduğu iş ve eylem kayıt altında tutuluyor. Çok güzel. Şimdi gene stratejik bir şey soracağım. Özellikle bu GPS sistemleriyle alakalı. TürkSat'ın yaptığı bir çalışma var. Belki bu dijital güvenliğimizle bir anlamda ilgilendiriyor. Ulusal konumlama belirleme sistemi diye, konum belirleme sistemi diye bir proje üzerinde çalışılıyor. Belki çok stratejik ve gizli bir projedir ama bu proje hakkında kısa bir bilgi verir misiniz? Şöyle ifade edeyim. Biliyorsunuz bu konumlama sistemleri şu anda dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin üretmiş olduğu ve dünyada yaygın olarak kullanılan bir sistem ki çok sayıda uydunun kullanılması gerekiyor. Oldukça maliyeti yüksek olan bir yönü de var. Yine Rusya'nın kendi konumlama sistemi var. Ama bunun dışında Avrupa Birliği, Çin ve bazı diğer ülkeler bu konumlama sistemleri üzerinde çalışıyorlar. Türkiye'de kendi bölgesinde kendi konumlama sistemini oluşturması açısından bir proje başlattı. TürkSat projeyi başlattı. Henüz daha başlangıç aşamasındayız. Bu proje üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. O da o zaman bu millilik. Evet, yani kendi konumlama sistemimizi de tabii ilerideki yıllarda biz oluşturmak istiyoruz. Bu yönde yoğun bir çalışma başlatıldı. Bir ekip oluşturuldu. Bu yönde TürkSat çalışmalarını sürdürüyor. Çok
Çok güzel. Yine bu uydu demişken GPS sistemlerinden TÜKSAT'ın yaptığı önemli işlerden biri bakanlığınızın Milli Uydu ve Altı Ağ projesi. Evet. Türkiye'nin uzayda, hani izleyicilerimiz de merak ediyor, uzayda var olma stratejisinden yola çıkarak bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii şu anda Türkiye'nin ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyine, sosyal refah düzeyine bakıldığında aslında özellikle uzay sistemleri konusunda uzay alanında istenilen düzeyde bir gelişme sağlayamadığımızı görüyoruz. Ama son yıllarda özellikle uydu teknolojileri alanında çok sayıda mühendisimizi biz hem Fransa'da hem de Japonya'da eğittik. Özellikle işte Fransa'da yapılan uydumuz, daha sonra Japonya'da yaptırmış olduğumuz 4A ve 4B uydularımızda çok sayıda mühendisimiz görev aldılar. Bu mühendislerimiz önemli bir deneyim kazandılar. Türkiye'de de bir test, uydu test ve entegrasyon merkezi kurduk. Kazan'da. Bu kampüste mi? Hayır, Kazan'da kurduk. TAI tesislerinde, TAI'nin olduğu bölümde bir uydu test ve entegrasyon merkezi kurduk. Burada tüm uyduların her türlü testi mümkün olacak ki bu merkezimiz kuruldu hazır. Avrupa'nın en iyi test merkezlerinden bir tanesi. Yine bizim uydu imalatımız bu merkezde olacak. 6A uydusunu biz tamamıyla yerli üretmek istiyoruz. Bununla ilgili projeyi başlattık. Gerekli imzalar atıldı. Şu anda TÜBİTAK, Aselsan ve ilgili tüm kuruluşlarımız çalışmaya başladılar. Ulaştırma Bakanlığı olarak da biz de bu projenin sahibi olarak da bunun takibini yapıyoruz, sürdürüyoruz. Şu andaki uydu %25 sanırım belli. 6A %100 mü olacak? Şöyle, 5A biliyorsunuz ihalesine çıkıyoruz 5A'nın. 5A uydusunda %25 yerlilik şartı arıyoruz. 5A geliştirilirken 6A'da tamamıyla yerli olabilecek 6A uydusunu da biz açıkçası kendi merkezimizde geliştireceğiz. TÜBİTAK'ın önderliğinde bunu geliştirmeyi hedefliyoruz. Tabii bununla da yetinmiyoruz. Biz bir kanun tasarısı hazırladık. Türkiye Uzay Ajansı adı altında. Uzayla ilgili tüm birimleri tek bir çatı altında toplayan, uzayla ilgili yine teknik düzeyde detaylı bilimsel çalışmaların yapılacağı, yaptırılacağı bir merkezimiz olacak. Bununla ilgili arkadaşlarımız çok kapsamlı bir şekilde çalıştılar. Özellikle uzay alanında çalışan bilim adamlarıyla Türkiye'deki bilim adamlarımızla bir toplantı gerçekleştirdiler. Hatta birkaç toplantı gerçekleştirdiler. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp orada uzayla ilgili bilimlerde çalışan öğretim üyelerimiz ve Türk vatandaşlarımızla yine bir başka toplantı gerçekleştirdiler Amerika'da. Oradakilerin görüşlerini, düşüncelerini aldılar ve bu çerçevede bir kanun tasarısı hazırladık. Eğer zamanımız el verirse seçimlerden önce bunu çıkarmak istiyoruz. Meclisten geçirmek istiyoruz. Uzay merkezi kurulması için. Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması. NASA gibi bir yandan. Evet. Türkiye Uzay Ajansı kurulması yönünde kanun tasarımız hazır. Şu anda başbakanlığa gönderiyoruz. Eğer meclis takvimi yeterli olursa seçim öncesi biz Türkiye Uzay Ajansı'nı kurmak istiyoruz, arzu ediyoruz. Ama zamanımız yeterli olmazsa meclisteki takvimin sıkışık olması halinde bu tasarı seçim sonrasında kalacak. Ama mutlaka 2015 yılında Türkiye Uzay Ajansı'nı kuracağız. İnşallah. İnşallah zamanınız olur bu konu için. Hani çok İnşallah. Önemli. Evet. Özellikle yeni neslin bu tip teknolojilere, bu tip uzay teknolojilerine çok evet. önemli. Hem işte bilim kurgu filmleriyle vesaire çok ilgisi var. Yani dünyada da sanırım bu gelişmeler böyle oluyor. Bu güzel haberden sonra son bölümde evet. biraz TÜKSAT'ın yaptığı en önemli işlerden belki birisi. Benim de kişisel olarak ilgi duyduğum devlet kapısını biraz konuşmak istiyoruz. Bu konu çok önemli. Dünyada da örnekleri çok fazla yok. Aslında çok başarılı olduğumuz bir iş ama çok da anlatamadığımız ben şahsen onu düşünüyorum. Şimdi geçen ay sanırım 2-3 hafta önce burada 20 milyoncu kişiye
siz evet. ödül takdim ettiniz. Evet, bir, hatta bir üniversite öğrencisiydi. Evet, üniversite öyle bir tevafuk oldu. Ve o 20 milyon rakamıyla Türkiye'nin %50'si E-Devlet kullanmaya başladı. E-Devlet çok kapısından doğru. şifre aldı ve şimdi bu hem bu 20 milyon sayısını hem %50 rakamını nereye götürmek istiyorsunuz? Hedefiniz ne? Şöyle ifade edeyim. E-Devlet dediğimiz nedir? Ona, evet, değil mi? Evet. Ona bir bakmamız lazım. Aslında E-Devlet belki vatandaşlarımız elbette gençlerimiz biliyor ama belki çok nadir de olsa bilmeyen olabilir. Bizim izleyicilerimiz biliyor. Biz her programda E-Devlet anlatıyoruz. Aslında devlet hizmetlerinin bir anlamda elektronik ortamda yapılması. E-Devlet dediğimiz şey bu. Özellikle 2014 yılında, yani geçtiğimiz yıl, şunu ifade etmeliyim, TürkSat yönetimi inanılmaz bir gayret sarf etti E-Devlet'in yaygınlaştırılması yönünde. Aşağı yukarı 15 milyon 500 bin civarında bir abonemiz var. Bir yıllık gibi kısa bir sürede 20 milyona ulaştık. Ki bu çok önemli bir gelişme. Biz şunu arzu ediyoruz. E-Devlet'ten. Niye arzu ediyoruz? Biz istiyoruz ki hükümet olarak vatandaşımız kurum kurum dolaşıp işlerini bu kurumlarda saatlerce zaman harcayarak geçirmesin. Örneğin Ulaştırma Bakanlığı'nda bir işi var ise E-Devlet üzerinden başvurusunu yapıp işlemlerini gerçekleştirebilecek bir yapıya kavuşması gerekiyor. Yani vatandaşımıza verilecek tüm hizmetlerin bakanlıklarımızın, genel müdürlüklerimizin, müsteşarlıklarımızın binalarına giderek kapı kapı dolaşarak değil, elektronik ortamda ne talebi varsa bunların giderilmesini aslında biz siz hedefliyoruz. Daha, daha iddialı bir açıklama evet, yapmışsınız. Evet. Vatandaşımız bir tane evet. binaya gitmeden. Hatta şu örneği de vermiştim. Belki yine aynı örneği vermek istiyorum. Diyelim ki üniversiteden yeni mezun bir öğrencimiz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda uzman yardımcılığı sınavına girecek. Ne yapması gerekiyor? Gidecek, diplomasını alacak. İşte savcılıktan iyi hal kağıdını alacak, nüfus cüzdanı örneğini alacak, onu alacak, bunu alacak, şunu alacak, bunları toparlayacak, bakanlığa gidecek ve başvuru yapacak. Bunun yerine bu uzman, üniversiteden yeni mezun olan bu kardeşimiz elektronik ortamda doğrudan bakanlığa başvurarak benim TC sicil numaram bu, adım bu, soyadım bu. İkametgahım vesaire hepsini alıp. Hayır, ona da gerek kalmayacak. Yani ben uzman yardımcısı olarak, uzman yardımcısı adayı olarak başvurmak istiyorum diyecek elektronik ortamda. Bakanlık bu şahsın, bu öğrencimizin veya yeni mezun kardeşimizin diplomasını üniversitesinden, işte iyi hal kağıdını savcılıktan, otomatik olarak elektronik ortamda tüm o belge ve bilgileri, nüfus cüzdanı örneğini yine ilgili E-Devlet altyapısından alarak tüm ihtiyaç duyulan belgeleri bizatihi bakanlık kendisi yaparak o vatandaşımız bakanlığa gelmeden başvurusu yapılmış olsun istiyoruz. Veyahut herhangi bir konuda izin istiyor. Diyelim ki bir bakanlıktan bir yatırım için izin istiyor. O izin talebinde bulunduktan sonra belki o bakanlık bir başka bakanla bir görüş soracak. Ha, kurumlar arası entegrasyon. Tabii kurumlar arası entegrasyonun da sağlanması lazım. Elektronik ortamda başvurusunu o bakanlığa yapıp o bakanlık ilgili birimlerden kendisi o görüşleri toplayıp bizatihi o vatandaşa bu hizmeti sunabilmesi gerekiyor. Bizim nihai hedefimiz bu. Hedeflerden biri bu yani. Tabii bizim yani bu son derece önemli. Bu ne yapacaktır? Kırtasiyeciliği ortadan kaldıracaktır. Artık zaman çok önemli. Yani insanların vakitlerini belki günlerce, haftalarca kurum kurum dolaşarak işlerini halletme yerine elektronik ortamda o işin ana sahibi, sorumlusu hangi bakanlık ise o bakanlığın organize etmesiyle yine elektronik ortamda
çözümlenmesi gerekir diye düşünüyoruz. Aslında. Biz bu noktaya ulaşmak istiyoruz. Yani bizim nihai hedefimiz bu. Ha bugün ne yapıyoruz? Hedefi soracaktım, siz söylemiş oldunuz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine çok şeyler yapıyoruz. Örneğin askere gitmek isteyen bir, gidecek olan bir kardeşimiz artık askerlik şubesine gitmiyor. Elektronik ortamda başvurusunu yapıyor. Tüm işlemler bu şekilde gerçekleştiriyor. Gerçekleşiyor. Yine üniversite sınavını kazanan bir öğrencimiz üniversiteye kayıt yaptırmak için örneğin onu soracaktım, evet. Örneğin işte Edirne'de yaşayan bir kardeşimiz diyelim ki Van'daki 100. Yıl Üniversitesi'nde bir bölüm kazandı. Ne yapması gerekiyor? Edirne'den kalkacak, ta Van'a kadar gidecek. Van'da kaydını yaptıracak. Tekrar memleketine geri dönecek. Okul açılacağı zaman da tekrar Van'a gidecek. Onun yerine ne yapacak? Elektronik ortamda başvurusunu yapıp kayıt işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Buna biz aslında başladık. Yani geçtiğimiz yıl, yani 2014-2015 sezonu için, dönemi için, eğitim-öğretim dönemi için zannedersem 30'un üzerinde üniversite entegrasyon yapıldı. Üniversitede bu tür kayıt gerçekleştirildi. Elektronik ortamda kayıt gerçekleştirildi. Ama TürkSat'taki arkadaşlarımız, TürkSat Genel Müdürümüz ve ekibi yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah 2015-2016 öğretim yılında tüm üniversitelerimizi bu sisteme dahil edip hiçbir öğrencimiz, üniversiteyi kazanan hiçbir öğrencimiz üniversiteye gitmeden elektronik ortamda kaydını gerçekleştirebilir. Güzel bir müjde bu. Yine örneğin vergiyle ilgili sorgulama yapabilir. Aracının trafik cezası olup olmadığı konusunda sorgulama yapabiliyor. Hizmet, kendisini kamuda bir memur ise ne kadar hizmet etti, ne zaman emekli olacak, buna benzer bir takım sorgulamaları yapabiliyor. Burada şey de önemli Sayın Bakanım, diğer kurumların da sanırım bu entegrasyona sıcak bakması, tabii, bu konuda TürkSat'a ve Ulaştırma Bakanı yardımcı olmaları gerekiyor. Ben onu gördüm. Son derece önemli. Yani bu sadece bir bakanlığın yapacağı bir iş değil. Onu özellikle ifade edeyim. Zaten şu anda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bildiğim kadarıyla kamu kurum ve kuruluşlarımızda 18 binin üzerinde iş ve işlem gerçekleşiyor. Bunlar üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar. Biz hangi iş ve işlemi en kısa sürede e-devlet üzerinden uygulamaya koyabiliriz? Hangi bakanlıkların uygulamalarını devreye koyabiliriz? Bunlar üzerinde çalışıyorlar ve önümüzdeki günlerde uygulama sayısı çok daha artacak. Bakanlıklarımızın e-devlet içerisindeki payları, etkileri daha da artacak. Daha çok iş ve eylem bir anlamda bakanlıklarımızın elektronik ortamda yapılabilecek. Sayın Genel Müdürümüz bir şey söylemişti, çok önemli. Bir internet şubesinde bankacılığa giren kişiyi aynı zamanda e-devlete onun üzerinden girebilecek veya tam tersine e-devlet üzerine giren istediği banka, X bankasının internet şubesine de girip işlemlerini de kısaltmış olacağız. Bununla ilgili Bankalar Birliği ile benim de görüşmem oldu. Bankalar Birliği Başkanı ile biliyorsunuz Ziraat Bankası Genel Müdürü aynı zamanda Bankalar Birliği Başkanı. Onunla görüşmemiz oldu. Arkadaşlarımızla görüştüler. Bununla ilgili gerekli hazırlıklar yapılıyor. Zannedersem kısa bir süre sonra bu uygulamaya da başlayacaklar. Çok pratik olur o zaman. Banka işlemleri olan e-kapıyı kullanır veya PTT'den e-kapıyı almış, şifresini almış olan bankacı kişilerini kullanır. Bir de son günlerde o yürürlüğe girdim bilmiyorum. Bu yaş 15'e düştü. Evet. Yani 18 yaştı. Evet, 15'e düşürdük. PTT'yi almak gerekiyordu. Şimdi 15 yaşına düşürdük. Bunun neden böyle ihtiyaç duyduğunu? Şimdi şöyle, tabii biz e-devlet uygulamalarını yaygınlaştırmasını arzu ediyoruz. Yani insanların daha genç yaşta bu uygulamalara adapte olmasını istiyoruz. Uyum sağlamalarını istiyoruz. Aslında belki 15 yaşındaki bir gencimiz bizim çok fazla e-devletle ilgili ihtiyacı olmayabilir. Ama hangi kurum ne iş yapıyor?
acaba işte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde hangi iş ve eylemler gerçekleştiriliyor? Neler yapılıyor? Araçlara yönelik ne tür düzenlemeler var? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik evet e-okul var. Keza e-okul var dediğiniz gibi çok doğru söylüyorsunuz. Yani bizim aslında gençlerimiz yavaş yavaş elektronik devlet uygulamasına, e-devlet uygulamasına ısınmaları gerekiyor. 15 yaşına indirilmesinin önemli bir getirisi oldu. Abone sayımızda ciddi artış söz konusu oldu. Bundan sonraki süreçte de olacak. Ve önümüzdeki dönemde de özellikle yine TürkSat yönetimi liselere yönelik, üniversitelere yönelik, e-devletin yaygınlaştırılmasına yönelik değişik programları olacak. Bu programlarla e-devletin kullanımını daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Bizim belki şöyle bir şey olabilir, bizim düşündüğümüz ama burada da yapıldığını gördüğümüz, şimdi biz oraya şifreye giriyoruz, aslında tek taraflı bir iletişim varmış gibi, oranın da bizi görebileceği, bize mesaj atacağı bir sistem, onu da yapıyor sanırım TürkSat, aktif bilgilendirme sistemi. Evet, evet. Örneğin ben trafik cezası yedim, onun cezasının benim cep telefonuma gelmesi, notlarımın cep telefonuma gelmesi, yani sizi bilgilendirmesi aramıyor. Bununla ilgili teknik çalışmaları arkadaşlarımız tamamladılar. Tüm yazılımlarını hazırladılar. Son derece yararlı bir sistem olacak bu aktif bilgilendirme sistemi. Hele hele akıllı telefonlardan sonra TürkSat'ın bu aktif bilgilendirme sistemine yönelik bir uygulaması söz konusu olacak. Örneğin siz vergi borcunuzu aktif veya vergiyle ilgili diyelim ki herhangi bir ceza söz konusu ise aktif bilgilendirme sistemi vasıtasıyla öğrenebileceksiniz. Sisteme girmeden elbette. Trafik cezası diyelim ki herhangi bir trafik cezası almış iseniz SMS ile veya elektronik posta ile bunun tabii varyasyonları sağlanabilir. Ne istiyorsa vatandaşımız bu araçlar kullanılarak aktif olarak vatandaş bilgilendirilecek ki bu son derece önemli. Evet. Ve TürkSat'ın gerçekten son bir yıl içerisinde yapmış olduğu en önemli uygulamalardan bir tanesi bu. İnşallah bunu geliştirerek arkadaşlarımız hatta, devam edecekler. Hatta bu kadar yapılan işin belki bu know-how'ın, bilginin yurt dışına bile örneklerin çok olmaması satılabileceği parça parça. Elbette. Bu bizim bir ürünümüz oldu yani. Elbette. Tabii bu bizim için bir know-how. Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten biz biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne e-devlet uygulamasını TürkSat yapıyor. Bu çerçevede elektronik yine kimlik kartlarının verilmesi işlemini de yine TürkSat gerçekleştiriyor. Aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mize önemli bir başarı sağladılar. Neden diğer ülkeler olmasın? Evet. Zaten özellikle birçok ülkenin iletişim bakanı Türkiye'yi ziyaret ettiğinde de biz bu konuda işbirliği yapabileceğimizi, hatta bizim uygulamalarımızın o ülkelere de bir anlamda aktarılabileceğini ifade ediyoruz. Şimdi son bölüme girdik artık. Son 4-5 dakikamız. Şimdi bu hep konuşuyoruz, konuştuk. E-devlet, e-dönüşüm, internet, evet. 3G, altyapı vesaire. Bu yeni Türkiye 2023 söylemleri de bir hedef gösteriyor. Bu e-Türkiye şapkası altında son olarak neler söyleyebiliriz? Yani birçok proje var. Başında E olan. Şunu ifade etmek istiyorum. Biz neyi amaçlıyoruz? İnsanın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz biz. İnsanların çok rahat bir ortamda vatan bizatihi bürokratla muhatap olmadan, kişilerle muhatap olmadan doğrudan ihtiyaçlarının giderilmesini arzu ediyoruz. İşte bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm politika uygulamalarımız da bu yönde. Bu alanda da önemli bir bu aşama kat ettik. Bilgilik de var bunun içinde değil mi? Elbette. Aynı şu zaman. Anda biz açıkçası benim arkadaşlara hep söylediğim şu olmuştur. Kendi sistemlerimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Yani biz evet tamam gerektiğinde bazı yazılımları satın alacaksınız, kullanacaksınız ama
bizim kendi bilgisayar mühendislerimiz, bizim kendi matematikçilerimiz, bizim kendi fizikçilerimiz, bilgisayar altyapısı olan nitelikli elemanlarımız, vatandaşlarımız, gençlerimiz bu sistemleri kurmalı. Bu yazılımları geliştirmeli. Türkiye'nin çok dinamik bir nüfusu var, önemli bir potansiyeli var. 200'e yakın üniversite oldu Türkiye'de şu anda. Çok sayıda bilgisayar mühendisliği bölümü var. Çok sayıda matematik bölümü var ki özellikle matematik bölümünden mezun olanların biliyorsunuz algoritma yetenekleri oldukça yüksek. Ve yazılım konusunda da oldukça başarılı işler başaran bir genç kitlemiz var bu alanda. Bunları biz değerlendirmeliyiz. Ve bu imkanımız var. Bunun örnekleri de çok dünyada. Kendi insan kaynağına güvenen elbette, yapımız olması lazım. Elbette. Bunun örnekleri de çok. Dünyada örnekleri çok. Biliyorsunuz yani işte Amerika Birleşik Devletleri'nde diyelim ki bir MR'ı çekilen bir hastanın MR'ı işte Hindistan'a gidip Hindistan'da MR'ın sonuçları değerlendirilip Amerika'ya geri gönderiliyor. Yani bunlar yapılıyor. Yani bu tür teknolojiler her şey gelişmiş durumda. Bizim bu alanda yapabileceğimiz daha çok şey var. O nedenle biz bakanlık olarak ARGE çalışmalarına ciddi destek vereceğiz. Yazılım sektörünün gelişmesine yönelik ciddi destekler vereceğiz. Ki Türkiye kendi milli bilgi ve iletişim alanında altyapısını oluştursun. Bunu oluşturabilecek her türlü güce sahibiz biz. Her türlü yeteneğe de sahibiz. Konuştuğu projelerde hep aslında bunu söylüyordu. Bizim herhangi bir eksiğimiz yok. Biz hangi alana girersek girelim çok iyi işler başarıyoruz. İnanılmaz özellikle gençlerimizin inanılmaz yüksek bir girişimci ruhu var. Zaten işin başında gerekli olan en önemli unsurlardan birisi de bu girişimci ruhu. O gençlerin vasıflı, nitelikli yetişen bir gencimizde girişimci ruhunun olması, idealist olması bu ülkeye çok şey kazandırır diye düşünüyorum. Yeter ki bu gençlere biz sahip çıkalım, bu gençlere biz destek olalım. Son olarak kişisel bir şey sormak istiyoruz. Estağfurullah. Biz şimdi bu programın duyurusunu yaparken Twitter'dan, Facebook'tan sizi de aradık ve işte mentionlamak istedik. İşte Facebook ve Twitter'da olmadığınızı gördük yani kişisel olarak. Bunun bir özel bir sebebi var mı? Neden yoksunuz? Hani özel bir sebebi yok açıkçası. Yani özel bir sebebi yok. Aslında benim hesaplarım var bildiğim kadarıyla. Hesaplarım var. İnternetle ilgiliyim ama benim özellikle Twitter ve Facebook'ta işte haberleri takip edecek, işte değişik zamanlarda işte mesaj atabilecek inanın zamanım yok. Evet, bu kadar projeden sonra kolay değil. Zamanım yok. Bunun için de bir zaman gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru. Biz gene de sizi görmek istiyoruz orada. Hani ben kişisel olarak en azından. Sayın Bakanım tüm sorulara içtenlikle cevap verdiniz. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. İzleyicilerimiz umarım öyle düşünüyordur. Şimdi bizim e-devlet kullanan, hayatında dijitali kullanıp ailesine bile zaman ayırmayan aşırı dijital bir kahramanımız var Dijitalat. Evet. Bu hafta e-devletle alakalı bir macerası var. Onu izleyicilerimizle onunla baş başa bırakacağız. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladınız. Ev sahibi oldunuz. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın izleyiciler, TürkSat Kampüsü'nden, sponsorumuz TürkSat Kampüsü'nden yayınladığımız programımız burada sona erdi. Sayın Ulaşma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız çok içten sorularla bütün sorularımızı cevapladı. Şimdi Dijitalat'la sizi baş başa bırakıyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi akşamlar, sevgiyle kalın.